Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer biliyorsunuz bugün canlı yayındaydı ve canlı yayında önemli atama açıklamaları da geldi. Abone olup lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ek atamayla ilgili durumu da yine bu açıklamalara göre değerlendireceğiz bu videoda. Tabii ki ek atama için de lütfen abone olun ve videoyu da beğenin ki gündeme daha da getirelim konuyu. 45 bin öğretmen ataması 8 Mayıs'ta dedi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 3500 engelli öğretmen ataması yaptık. Ondan önce de 5000 idari personel, mühendis diyetisyen hemşire alım gerçekleştirdik. Ve şu anda da yine tek seferde en yüksek sayıda öğretmen ataması, yani 45 bin öğretmen atamasını da yarın itibariyle gerçekleştireceğiz dedi. Ve İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 45 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz dedi. Bakın burası çok önemli. Çünkü yarınki 45 bin atamada Cumhurbaşkanı Erdoğan da olacak. Peki bir ek atama müjdesi gelmez mi? Gelebilir. Bakın gelebilir. Ek atama müjdesi gelebilir. Ancak ki ancak gelmese dahi yine 9 Mayıs, 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde de yine bir ek atama açıklaması, ek atama müjdesi gelme ihtimali bulunuyor arkadaşlar. Tabii ki süre ne kadar çok ilerlerse o kadar da ihtimaller bir nevi düşüyor. Biliyorum sizin ümitleriniz de artık tükeniyor. 12 Mayıs geldiğinde daha da tükenecek belki veya 11 Mayıs olduğunda. Ama ihtimal en azından bulunuyor. Yani biz ihtimaller üzerinden gidiyoruz ve böyle bir ihtimalin bulunduğunu da söylüyoruz sizlere. Ümit ediyoruz inşallah müjdeli bir haber gelir öğretmenlerimize. 30 bin ek atama gibi bazı konuşmalar da var. Onu tam olarak durum nedir bilemiyorum ama o tarz bir konuşma da var. Bakalım hep beraber göreceğiz. İnşallah bir ek atama olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.